Wow televizyonu izleyenleri Medeniyet Mirası programında tekrar birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün de geçen hafta olduğu gibi Sezai Karakoç'un medeniyet tasavvurunu konuşmaya devam edeceğiz. Biraz daha derinlikli olarak farklı boyutlarıyla ele almaya çalışacağız Profesör Doktor Bekir Karlaa hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Çok şükür. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam gerçekten de Sezai Karakoç'un eserlerinden hareketle kendi düşüncelerinden hareketle çok geniş bir yelpazede bazı kavramları da analiz ederek önemli bir takım İslami kavramları özellikle mütefekkir kavramı üzerinden onun belki imalarını, çağrışımlarını işte alim kavramına kadar, arif kavramına kadar burada ele aldınız ve tabii ki Sezai Karakoç'un diriliş kavramına yüklediği anlamı analiz etmeye çalıştınız. Oradan hareketle de Sezai Karakoç'un bütün eserlerinde var olduğunu gözlemlediğimiz, gördüğümüz medeniyet kavramı temel anahtar kavram olarak medeniyet kavramına bir giriş yaptık geçen hafta. O çok iyi bir başlangıç oldu bence. Şimdi medeniyet kavramını biraz daha boyutlandırarak ve derinleştirerek Konuşmamız iyi olacak. Yöntem olarak da aslında iyi bir e, bence nokta e, ortaya konuldu, iyi bir noktaya temas edildi. O da şuydu. Sezai Karakoç'un görüşleri üzerinden aslında dediğim gibi çok geniş bir ölçekte e, hem tarihi olarak hem de güncel olarak Müslümanların medeniyet tasavvuruyla ilgili, medeniyet boyutuyla ilgili önemli hususları burada masaya yatırmış olduk, konuşmuş olduk. Şimdi bugün müsaade ederseniz şöyle başlamak istiyorum. Sezai Karakoç bir çalışmasında bir yerde şöyle diyor. Kültür ve medeniyetini yitirmiş, başka kültür ve medeniyetlere de adapte olmamış. Zaten bu adaptasyon arzu edilir bir şey de değildir. Kültür ve medeniyet anlamında ölüm demektir diyor. Başka medeniyete adapte olmak kültür ve medeniyetini yitirmiş, başka kültür ve medeniyetlere de adapte olmamış İslam halklarının yine kendi kültür ve medeniyet köküne dönerek oradan kendi ruhunu sarsıcı, şoke edici metotları bulup çıkarması, sonra kalbe yerleşen şeytan damgası lekeleri temizlemesi, sonra da meleklere mahsus niteliklere bezenmesi kurtuluş değişiminin üç safhalı muhtevasıdır. Şimdi burada şu özellikle dikkat çekici Sezai Karakoç'un bu satırlarında medeniyetle birlikte Sezai Karakoç çalışmalarında Müslümanların tarihi anlamda bugüne kadar tabii ki geldiği bu süreci anlamak için nasıl bir değişim rotasının izlendiğini veya değişim gerçekliğinin nasıl ortaya çıktığını da çok geniş bir şekilde ele alan bir insan. Burada da kültür ve medeniyeti değişim çerçevesinde ele alıyor. Daha önce de konuştuk. Bunlar da tabii ki Dirilişe bağlıyor. Üstadın böyle bir Sezai Karakoç'un böyle bir yaklaşımı var. şimdi burada müsaade ederseniz tekrar bu şeyi okumak istiyorum metni. Evet. Gerçekten birbiriyle iç içe geçen çok önemli Ama üç o 3 bölümü ayrı ayrı iz, şey edelim. Konuşalım tartışalım. hocam. Evet. Evet. Ayrı kültür ayrı. Kültür ve medeniyetini yitirmiş, başka kültür ve medeniyetlere de adapte olmamış. İslam halklarının yine kendi kültür ve medeniyet köküne dönerek oradan kendi ruhunu sarsıcı, şoke edici metotları bulup çıkarması, sonra kalbe yerleşen şeytan damgası lekeleri temizlemesi, sonra da meleklere mahsus niteliklere bezenmesi, kurtuluş değişiminin üç safalı muhtevasıdır. Evet. Şimdi burada birinci şey, tabii ki o kendi ruhunu sarsıcı, şoke edici metotları bulup çıkarması. Bence ondan önce Medeniyet şuurunu kaybetmek, yani evet. e, o nokta üzerinde yani başka bir medeniyete de adapte olamamak, bu aslında bizim son 300 yıllık tarihimizi dile getiriyor. Biz kendi medeniyetimizin temel e, faktörlerini, temel unsurlarını e, canlandırıp harekete geçiremedik. Evet. Bunun neticesinde medeniyetimizin üzerine dayandığı temel noktaları da bir bir unutmaya ve onlardan uzak düşmeye başladık. Bunun neticesinde yeni bir medeniyet arayış içerisine girdik. Dedik ki Batı medeniyetidir, dünya medeniyeti. Bunu derken de medeniyet konseptinin bütününü nazar itibara alarak değil 19. yüzyıl pozitivizminin, oryantalizminin tabii ki aydınlanmanın etkisiyle bilim ve teknolojiyi merkeze aldık. Yani bilim ve teknolojisi olan milletler medeni milletlerdir. Bilim ve teknolojisi olmayan milletler de gayri medeni milletlerdir. Evet. Şimdi böyle bir anlayışla muasır medeniyet seviyesini yakalamaya çalıştık. Şimdi bu kendi medeniyetimizi unuttuk. Orada neyi medeniyetimizin daha çok neyini unuttuk hocam? Mesela ben biraz açmak istiyorum. Tabi. Farklı boyuta da şimdi Karakoç'ta da bir unsur, boyut var çünkü bu manada oraya getirmek istiyorum. Şimdi Sait Halim Paşa bu noktada çok ısrarla buhranlarımızda, buhranlarımızı meydana getiren o risalelerinde şuna işaret eder. Der ki Aydınlar, Osmanlı Aydın'ı son dönem Batı'nın o katı işte ithal edici kendi kültürünü, medeniyetini ithal edici baskısına karşı bilimi, öğretimi, öğretimi, bilimi ve bilgiyi esas aldılar hep ve teknolojiyi. Ya yani, fenli diyor tabii o. Evet. Oysa ki Müslüman ahlakını göz ardı ettiler. Evet. Şimdi orada çünkü hep tanımladığı şey üzerinde durduğu şey bu. Önce ahlak gelir. Tabii ki bilgi önemli, bilim çok temel, tabii ki teknoloji çok önemli ama onu siz kendi ahlakınızla temellendirmezseniz, donatmazsanız o zaman medeniyetinizi kaybedersiniz. İşte evet. bu anlayışı yakalayamadık. Tabii ki bunu Said Halim Paşa buhranlarımızdan dolayı ahlaki temelli olarak ortaya koyuyor. Ama dikkat ederseniz biz burada bu proje programın başlangıcından beri medeniyetlerin temelleri diye, Evet. Bazı noktalara temas ettik. Ahlak, dine bahsetme temas ettik. Tabii. Ondan sonra Değerler mimariye mimariteden söz ettik, değerlerden söz ettik. Hasıl kelam bugün 10-12 tane sayacağımız medeniyetin temelleri olduğunu burada kurgulamaya çalıştık. Şimdi bu temellerin bir buna tabii bilim, teknoloji ve ekonomi de var. Evet. Bunda e, Bu da bunun işte. içerisinde. Çünkü bilim olmadan, teknoloji olmadan me medeniyet kendini yenilemez. Yani bunları birbirinden ayırmak mümkün mü? Mümkün değil. Evet. Ve medeniyetin yaygınlığını sağlayabilmek için ekonomik gelişmişlik şart. Evet. Ama ekonomisi gelişmiş, gelişmiş bir ekonomiye sahip ülke medeni midir? Değildir. Evet. Yani çok cahil toplumların elinde çok beceriksiz toplumların elinde ekonominin ne felaketler getirdiğini biz evet. Orta Ortadoğu'daki yaşananlarla gayet iyi biliyoruz. Şimdi böylece medeniyetin bu temellerini sağlayan neydi? Dindi. Dine olan bağlılıktı, dine olan güvenlikti, güvendi. Güvenlik. Dine olan güvendi. Tabii bu bir medeniyet tasavvuru oluşturuyordu. Biz medeniyet tasavvurumuzu kaybettik. Veya kaybettik demeyelim, medeniyet tasavvurumuza güvenimizi yitirdik. Ve başka yerlerde kurtuluş çareleri aramaya başladık. Evet. Ne yaptık? Batının eczanelerine giderek kurtarıcı ilaçlar peşine düştük. Ama bu aldığımız ilaçlar, batıya ait olan bu ilaçlar bizi tedavi etmek yerine, bu benzetme benim değil, benzetme malik bin nebi evet, merhumudur. Malik bin Bu ilaçlar bizi tedavi etmek yerine daha ağır ve yeni hastalıklara duçar etti. Böyle olduğu için de biz bir medeniyet bağımızı, bağımızı bir kenara bıraktık. Yeni bir medeniyete adapte olmaya çalıştık. Çalışırken bunu da beceremedik. Çünkü adaptasyon pek bir şey sağlamaz. Adapte olmak yerine o medeniyetin değerlerini alıp kendi medeniyet değerleriniyle birleştirerek yeni bir medeniyet hamurunun yoğurulması ile ancak medeniyet hamlesi gerçekleşebilir. Bu da neyi gerektirir? Bir medeniyet şuurunu gerektirir. Şimdi medeniyet şuurumuzu da ister istemez yitirdik. Avrupalı gibi yaşamak, Avrupalı gibi oturmak, Avrupalı gibi konuşmak adeta bir meziyet haline geldi. Avrupa'daki her şey bulunmaz bir Hint kumaşıymış gibi topluma empoze edildi. Bu kaybettiğimiz değerler manzumesi ve kaybettiğimiz medeniyet fikrimiz, tasavvurumuz neticede bizi yeni bir oluşma sevk etmedi ve sıkmazların içerisinde bocalayıp durduk. Halen de bocalayıp duruyoruz. Evet. Bu bocalamadan kurtulmanın yolu nedir? öncelikle kendi medeniyet tasavvurunuza yeniden dönmek. Ama bu yeniden dönüşün de formüllerini iyi tespit etmemiz lazım. Geçmişi olduğu gibi alarak, olduğu gibi taklit ederek yeni bir medeniyet inşa edemezsiniz. Medeniyet ancak geçmişin birikimleri alınarak çağın ihtiyaçları göz önünde bulunduracak şekilde yeni bir yorum, Yeni bir yaklaşım, yeni bir açıklama ve anlayışla ancak dinamizmini kazandırabilir. Şimdi bunu sağlayabilmek için ne diyor? Kalbimize yerleştirilmiş olan o şeytani fikirlerden uzak durmalıyız. Onu uzak durmamız için de yine kendi köklerimizde, medeniyet köklerimizde var olan o ilkeleri, işte bu esas ilkelerden hareket ederek. Evet. Kalbimize yer etmiş olan o şeytani fikirler dediğimiz, Temizleme. deminden beri evet. söylediğimiz Avrupa emperyalizminin, hegemonyasının, eurosentrizmin başta olmak üzere. Tabi bunu sadece buna bağlamak gerekmez. Daha başka unsurları da var. Evet. Şimdi bunları yeniden temizleyebilmek için saf ve temiz bir kalbe ihtiyacımız var. Bu saf ve temiz kalp ile yeniden geçmişimize dönüp bakmalıyız yeniden geleceğimizi oturup bir muhakeme ve mukayesesini yapmalıyız. Sonra buradan melekvari bir anlayışla yeni çözümler üretmeliyiz. Evet. Tabii ki bu melekvari anlayış bir şeydir, idealdir. Evet. Yani bu bir benzetmedir. Bunu insandan insandan istenen şey melek olması değil. Değil tabii. Evet. Şimdi melek insana secde eden bir mahluktur. Allah meleklerin insana Adem'e secde etmesini emretmiştir. Neden? Çünkü insanın irade ve ihtiyar gücü vardır. Düşünme gücü vardır. Seçme kabiliyeti vardır. Melek ne verilirse onu yapan bir konumdadır. Dolayısıyla insanın melekleşmesi değil, meleklerin hasletine sahip olabilme seviyesine yükselmesidir. Yani kemalidir, yetkinleşmesidir, olgunlaşmasıdır. İşte Sezai Bey burada bu üç merhaleyi ortaya koyarak yeni bir medeniyet atılımını başlatmamız İslam dünyası, yeni bir medeniyet atılımı başlatmak zorundadır. Bunu yapabilmesi için kendi medeniyetine sahip çıkması, bunu bilmesi, değerlendirmesi gerekir ama aynı zamanda bu medeniyeti yeni konsept, yeni kıyafet, yeni stil ve tarz ile ortaya koyması gerekir. Benim anladığım kadarıyla evet. bu ifadelerden. Yani bunu bir medeniyet yönünde, İslam medeniyetini yeniden inşa ve ihya etme yönünde bir değişim projesi olarak görüyor. Ve i̇şte diyor değişim o, yönde bir o zaman değişim. Evet. böylece olur. Yani sadece bir medeniyeti bıraktım, öbür medeniyeti aldım bir değişim değil. Taklitçilikle değişim, bu iş olmaz. Yani. Taklitçilikle hiçbir yere varılmaz Varmaz. diyor ki evet. e, çok doğru. Bunun yanı sıra bu değişimin olabilmesi için söylediği üç merhaleden de geçmiş olması gerektiğini savunuyor. Şimdi bir de e, Sezai Karakoç şunu özellikle vurguluyor hocam. Tarihte ve bugün aslında e, Müslümanlar... Çeşitli şekillerde bu üç çözüm yolunun her birini öne çıkararak parça parça aslında ortaya koymaya çalışmışlar. Fakat parça parça olduğu için, bir bütünlük içinde olmadığı için, bütün boyutlarıyla birlikte bu değişim hamlesini başlatmadıkları için bunda başarısız kalınmıştır diyor. Müsaade ederseniz gene bir şey yapayım burada. Tabii. Bu üç safa parça parça gerçekleştirilmiş fakat hiçbir safa tam olarak yaşanmamıştır. Bu yüzden de kurtuluş hareketi her seferinde tekrar başa dönüp tekrarlanmadan kesiliyor. Ancak bu ölüm kalım savaşı demektir. Bu ölüm kalım savaşı demektir ve bu savaş da devam etmektedir. İslam dünyasının her tarafına yaygın, birbirine kenetli, şuuru alevlenmiş, bilmeye susamış, ruhuna arıtma için çile terlerine batmış bir nesil, diriliş nesli yetiştiği gün dava kazanılmış, kültür mirası kurtulmuş ve hakikat medeniyeti yeniden kurulmuş olacaktır Evet şimdi e, burada da vurguladığı husus yani İslam dünyası medeniyet noktayı nazarından tamamen hepsini bir kenara bırakmış değil zaman zaman bunları farklı veçeleriyle ortaya koymuştur ama bir bütünlük arz edecek yapıya kavuşturamamıştır diyor ki Burası bir e, düşünürün bir idealistin idealizminin ifadesidir. Medeniyet olgusu idealizm üzerine inşa edilmez. medeniyet olgusu realizm üzerine inşa edilir. Hmm. Yani var olan gerçekler üzerine inşa edilir. Şimdi var olan gerçeklerden hareketle biz yeni şeyler düşünebiliriz yeni idealler ortaya atabiliriz, yeni amaçlar ortaya koyabiliriz Fakat o amaçların gerçekleşebilmesi için, Reel, gerçekçi verilerin, sonuçların o ortamın oluşması gerekir. ve İslam dünyası medeniyet yolculuğunu aşağı yukarı daha evvel burada çok sözünü ettik üç büyük sebeple şeye uğratmıştır. Dur Uğran. Durgunluğa uğratmıştır. Durağan hale getirmiştir. Evet. Bunlardan birisi Haçlı Seferleri. Birisi Moğol istilası birisi Batını tehdidi ve Batını anlayışlar. Terörü, terörü veya terör aynı Batını terörü ve evet. Batını anlayışlar. Şimdi bundan sonra ama yine korkunç bir hamle başlatmış. Kısa zamanda kendini toparlamıştır. Yani Moğolların Müslüman olmasından önce ee, ne diyoruz Moğollardan Müslüman olan Moğollara Ha. İlhan İlhanlılar. Şimdi İlhanlılar Anadolu'yu kasıp kavuran, Bağdat'ı yakıp yıkan bu canavarlar bir müddet sonra kuzulaşırlar. Müslüman olurlar. Tasavvufi fikirleri benimserler evet. ve bundan sonra bu dünyaya yeni bir düzen vermeye kalkışırlar. Ve verirler de. Verirler de tabii. Şimdi Moğollar Müslüman olmadan önce Batı dünyası büyük bir heyecan içindeydi. Çünkü Papa tarafından e, şeye Hülagu'ya gönderilen yani Moğol hanına hı hı. gönderilen bir elçi vardır. O elçi haberi verir, müjdeyi verir. Der ki Moğollar yakında Hristiyan oluyor. Neden? Çünkü İlhanlılar yani Moğolların arasında Süryani şeyler var e, Nesturi papazları var Onlar Bizans'ın Kadim Hristiyanlığı reddetmesinden sonra Yani yurt dışına sürgün etmesinden sonra Bizans'ta yasaklamasından sonra Buradan kaçıp Orta Asya'ya giden Nesturi Hristiyanlar Bu Hristiyanlar orada kilise kurarlar orada cemaatler oluştururlar ve Moğolları Hristiyan yapmak için çalışırlar. Papalık bunun için büyük destek verir. Oradan heyetler gönderir. Şeylerle, hanlarla, kağanla görüşürler bu heyet. Kağanla görüşür ve bir kısa bir süre şey oldukları Hristiyanlığı kabul ettikleri anlaşılır. Fakat sonunda ee, Moğollar Müslüman olur. Müslüman olunca Batı dünyası büyük bir hayal kırıklığına düşer. İşte bu hayal kırıklığıdır. Bu üç söylediğimiz şeydir hı hı. ki İslam dünyasındaki medeniyetin çizgisini değiştirmiş ve yeni atılımlara kapı aralamıştır. Evet hocam çok teşekkür ederim. Tabi bu arada e, misafirimiz, konuğumuz Öyle mi? şu anda hazır. E, Profesör Doktor Durmuş Günay Hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sesim iyi geliyor mu acaba? Biraz evet efendim. Falan. Geliyor tamam. efendim. Çok net bir evet. şekilde geliyor. Evet. Görüntünüz de net. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Teşekkür ederim. Herkese saygılarımı sunuyorum. İyiyim şükürler Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Saygı bizden. Sakal bıraktığınızı görmemiştik. Hayırlı olsun sakalınız. Sağ tamam, olun Bekir Hocam. <laughs> Sağ olun. Teşekkür evet. ederim. Ee, hocam... E, Durmuş Hocamız, Bekir Hocam, Sezai Karakoç Bey'i, merhumu çok yakından takip eden, tanıyan, evet. e, bilen bir insan. E, tabii ki onunla ilgili yazıları da aynı zamanda olan bir insan, konuşmaları da olan bir insan. E, onun için zaten e, katılmasını arzu evet, ettik bu e, Gerçekten bize şeref verdi, programımızı Eyvallah. şenlendirdiler. Tabii. Teşekkür ediyoruz. İsterim. Şimdi hocam, bir hemen girmiş olacağım ama… Evet. Gerçekten çok önemli bir konuyu konuşuyoruz, önemli bir insanı evet. konuşuyoruz, önemli bir insanın İslam ümmeti için, milletimiz için, medeniyetimiz için çok çok önemli, gerçekten yeri doldurulamayacak olan bir insanı ve onun görüşlerini konuşuyoruz. Size evet. ben öncelikle şunu sormak istiyorum. İki boy, iki yönden gideceğim ama öncelikle şu konuda çok geniş anlamda, genel anlamda sözlerinizi duymak istiyorum. Sezai Karakoç'un medeniyet tasavvuruyla ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü görebildiğimiz kadarıyla burada değerli hocamla birlikte de ikinci programdır konuşuyoruz Sezai Karakoç Bey'in medeniyet tasavvurunu. Eserlerinde anahtar kavram diriliş, diriliş felsefesini, diriliş görüşlerini hiç şüphesiz medeniyet temelinde ekseninde inceliyor, ele alıyor. Bu konuda sizin yorumlarınızı önemsiyoruz. Neler söylersiniz hocam? Oradan da bir yere geleceğim, evet. size başka bir soru yönelteceğim. Tamam efendim. Şimdi Sezai Karakoç'un temel e, görüşü e, diriliş e, olduğunu siz de e, söylediniz. E, e, diriliş ve medeniyet kavramı daha doğrusu. Medeniyet kavramı şuradan geliyor. İşte e, denir ki işte 200 yıldan beri... E, tazimatla batıllaşmak istemiş aydınlarımız. Ee, sorun çözülmedikçe daha çok batıllaşalım, daha çok batıllaşalım diye tazimat meşrutiyet, cumhuriyet şeklinde bir süreç işlenmiş. Ama birçok şeyler ileri sürmüşler çözüm yolları. Mesela demişler hürriyetten bahsetmişler, insan haklarından bahsetmişler işte iktisadi gelişmeden söz etmişler. Veya misafiriyazileşmekten evet. bahsediyor. Ee, Sezai Karakoç 1960 yılında e, bu, bu dönemde işte e, bu konu üzerinde e, kafa yoruyor. Sonunda e, bir diriliş kavramını buluyor. Buradan bulduğu kavram ölümden sonra Kalkışa tekabül eden diriliş diyor. Problemi medeniyetimizin krizi olarak e, görüyor. Evet. Problemin çözümü de çok e, özetlersek... Medeniyetimizin dirilişi olarak görüyor. Ben burada bu medeniyet kavramı çok tartışılmış. Fakat bir türlü e, belli bir e, açıklığa kavuşturulamadığını düşündüğü bir kavram bu. Şimdi şöyle bu Bekir hocam iyi bilir cevher diye bir kavram var ee, Aristoteles'ten beri bilinen cevher e, öz ve maddenin birleşimden oluşuyor ben şöyle bir formül yazdım dedim ki cevher eşittir öz artı madde veya e, işte bizim şeyimizde e, şimdi de işte ne deniyor töz eşittir öz artı özde bir şeyler söylediler veya Substance eşittir Essence artı e, Material veya Aussie eşittir Eidos artı Heal gibi formüller yazdık. Şimdi kısaca şu, medeniyet dediğimiz bir var olan cevher dedik, onun özü veya formu kültürdür. Aynen şöyle e, bir bardak düşünelim, bardağın bir formu var yani şekli daha doğrusu. Yani daha sureti da. eski tabirle. Eski tabirle suret. Onun da bir malzemesi var cam. Diyelim su bardağını su bardağı yapan onun şekli. Sürahi ikisi de camdan ama sürahi yapan yine onun şekli. Dolayısıyla bu şekil yani form e, ma tekabül eden medeniyet kavramında e, kültür e, oluyor. Bir kültür yürüyüşe çıktığında medeniyet oluyor. Kültür alanı bütün bilgi alanıdır bütün bilimler yazılan söylenenler kültür alanı mesela bir caminin veya bir binanın projesi kültüre tekabül eder caminin kendisi e, medeniyete tekabül eder evet. İşte bu kültürle e, malzemesi birleştiğinde e, medeniyet oluyor Dolayısıyla medeniyet kültürü kapsıyor bu formüle tabi düşünürler sezgileriyle hani bir akademisyen gibi böyle bir metodolojik basamak basamak değil de onlar sanki tomografi cihazı gibi röntgen cihazı gibi varlığın mahiyetini açık olarak sezgileriyle kavruyorlar. Ben o kavrayıştan çıkarak Sezai Karakoç'un medeniyete nasıl anlam verdiğini evet, bulmaya çalıştım. Şöyle diyor. Medeniyet diyor, bir e, topluluğu kurduğu e, hayat tarzı ve gerçekleştirdiği çevre diyor. bakın Gerçekleştirdiği çevre diyor. Dolayısıyla bir medeniyet varsa onu yapan bir şey var, e, ustası var. Hani bir var olanın var olmaya borçlu olduğu dört neden diye bir şey var. O da şu, fail neden, formal neden, gayi veya refsel neden ve Maddi neden. Şimdi bir medeniyet varsa o medeniyetin formu kültür oluyor. E peki bunu yapan kim? Bu medeniyeti var eden kim? Onu var eden millet. Bizim medeniyetimiz İslam medeniyetidir. Onu var eden millet kimdir? İslam milletidir. Onun özü nedir? Ee, İslam kültürüdür. Amacı nedir? Bizim bu kültürün metafizik amacıdır, hakikattir. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman me medeniyet kavramını berraflaştırmış oluyoruz. Şimdi diyor ki bizim bakışımız diyor tarihi sosyolojik bir bakıştır diyor. Yani buradan şunu kastediyor. İlk insan Hazreti Adem'den biri bugüne kadar bütün peygamberlerin ümmetlerinin yapıp etmeleri bu medeniyete dahildir diyor ve bunların cümlesi İslam milletidir diyor. Yer ne kadar inanmış Müslüman varsa hepsi bu millete dahildir diyor ve bu medeniyete hakikat medeniyeti diyor, vahdaniyet medeniyeti diyor, gök medeniyeti diyor. En parlak, en mükemmel şekli de Peygamberimiz döneminde ulaştığı güneş haline geldiği İslam medeniyetidir ve bu medeniyet kıyamete kadar var olacaktır. Diyor aslında diyor bütün medeniyetler ya bu medeniyetin hakikat medeniyetin bir varyasyonu veya onun sapmış kollarıdır diyor. Biz o sapmış kollarına ayrı ayrı bildiğimiz için onları sanki başka bir medeniyetmiş gibi düşünüyoruz. Ama bütün medeniyetler bu hakikat medeniyetinin sapmış kollarıdır. İşte ee, ne diyelim? Emeviler, Endülüs Emevileri, Abbasiler Mavera Nehir, Selçuklular, Osmanlı medeniyeti bu hakikat medeniyetinin varyasyonları. Ama diğer medeniyetler de onun bozulmuş şekilleri. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle deniyor. Hikmet diyor, bazı yerlerde de ilim deniliyor. Müminin yetik malıdır. Bulduğu yerde almalıdır. Ha demek ki o hakikat medeniyetinden ayrılmış kolların içinde de hikmetler olabilir. Onları almasını da önermiş oluyor. Dolayısıyla biz diyor Ziya Gökalp şöyle bir söylemi var. Türk milletindenim diyor, Batı medeniyetindenim diyor, İslam ümmetindenim diyor. Bu külliyen bu tanıma göre yanlış. Çünkü ümmet Peygamber'e izafeten söyleniyor. Biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz diyoruz. Millet olarak biz ırk esasına değil İslam milletindeniz, medeniyetimiz de Batı medeniyetinden değiliz. Her medeniyeti kuran bir fail var. Bir İslam milletindeyiz. O halde biz İslam medeniyetinden, İslam milletinden, İslam kültüründen ve İslam'ın bize tanımladığı amaçları yaşamak üzere bir medeniyet kurmuşuz tarihte. Bu hakikat medeniyetidir ve bugün krizde olduysa da ölmemiştir bu ve bu dirilecektir diyor. Hocam, i̇şte ruhun tam, e, hocam tam bu noktada şöyle bir şey e, yapsak, açılım yapsak. Şimdi evet. e, İslam alemi dirilmedikçe insanlık dirilmez diyor Evet. Karakoç. Evet. Evet. Sizin bu söylediğiniz suslar çerçevesinde yani bugün insanlık bir krizde evet. e, ve dolayısıyla İslam alemi dirildiği zaman ancak insanlık da dirilecektir. Ne demek istiyor hocam? E şöyle, e, bugün hakikat yani Batı medeniyeti, e, Hristiyanlık, Roma ve Yunan'ın bir bileşiminden oluşmuştur. Sadece Kur'an'a dayalı olarak kurulan tek medeniyet İslam medeniyetidir. Onun için e, hakikat medeniyetidir. Diyor ki size Kur'an, ruhun dirilişi, diriliş neslinin amentüsü, evet. İslam'ın dirilişi ve insanlığın dirilişi. İnsanlığın dirilişi, evet. Müslümanlar önce... İslam dünyası dirilecek. Onun dirilmesi içinde... ruhun dirilişi yoluyla bir kişilikler ve diriliş nesne olacak. Sonra İslam insanlığı dirilişe davet edecek. Nitekim İslam'ın dirilişinde Müslümanları, Hristiyanları, Yahudileri, Tanrı tanımazları, e, din tanımazları herkesi hakikate İslam'a davet ediyor. Yani bugün Batı medeniyeti korkunç bir büyük bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen Batı medeniyeti korkunç bir cehalet içindedir. Bizim beynimiz yıkıyorlar. Bize ta ilk öğretimden bütün medya araçlarıyla Batı medeniyeti empoze edilmeye çalışıyor. Biz Müslümanlar olarak imanın şartlarına, İslam'ın şartlarına inanmış insanlar olarak hakikatin dışında hiçbir şeye inanamayız. Dolayısıyla bizim bütün görevimiz önce bu krize girmiş olan İslam milletinin, medeniyetinin dirilişi, arkasından da insanlığın dirilişi için çalışmak yükümlülüğü, Allah'a karşı sorumluluğumuz, insanlığa karşı ee, ödevimizdir. Birkaç cümle söyleyebilir evet, evet Hocam, o, hocam Buyurun. affedersiniz. Özür dilerim. Burada e, Bekir hocamın da bir yaklaşımını alalım. Yine Buyursun devam edelim hocam. Buyurun hocam. Buyurun. Şimdi İslam dünyası dirildik dirilmedikçe dünya dirilmez. Evet, dünya dirilmez. Çünkü dünyanın dirilişe o, dirilebilmesi için toplu bütüncül küresel bir anlayışı anlayışın egemen olması lazım. Bu anlayışı egemen olabilmek için varlığı parçalara, bölümlere ayırmadan bir bütün olarak alıp değerlendiren ve onun her birinin hakkını hak ettiği şekilde veren bir anlayışın gelmesi lazım. Evet. Şimdi Müslümanlar yani İslam düşünürleri hikmeti hikmeti değişik şekillerde tarif ederler. Tariflerinden birisi de Eşyayı neredeyse oraya koymak. Vel eşyayı ala mahiye aleyha. Bir şeyin yeri neredeyse onu yerine koymak hikmetin gereğidir derler. Şimdi böyle olduğu için bütün varlığı bir bütün halinde algılayıp inceleyebilecek bir toplu anlayışa evet. ihtiyaç var. Bunu öteki medeniyetler veremez. Biz bunu burada Kadim medeniyetleri evet. el alırken de görüyoruz, anlattık, daha da anlatacağız. Bir bütün halinde varlığı tam bir izaha kavuşturan İslam'dır. Dolayısıyla İslam medeniyetine Sezai Bey bunun için hakikat medeniyeti diyor. Hakikat medeniyeti demesinin sebebi de bu hakikatin varlığı bütünüyle kapsayacak bir, yapıya sahip olması demektir. Evet. Bu sebeple bu İslam dünyası dirilmedikçe dünyanın dirilmeyeceği bir vaka. Peki bu İslam dünyasını nasıl dirilteceğiz? İslam dünyasını nasıl canlandıracağız? Şimdi esas önümüzdeki olan sorun budur ki zannediyorum diriliş, diriliş felsefesi, diriliş yaklaşımı, anlayışı bana göre bu İslam dünyasının yeniden dirilişini yeniden canlanmasını amaçlamaktadır. Bunu sağlayabilmek için de formülünü şuradan evvela ruhun dirilmesi lazım. Evet. Ruhları, kişileri yani Müslümanların birey olarak Müslümanca yaşayabilip Müslümanca davranabilecekleri bir düzeye gelmeleri lazım. Önce bireyin yükselmesi lazım. Sonra İslam toplumunun yükselmesi lazım. Sonra bu İslam toplumu bütün dünyaya örnek olacak bir model toplum haline gelmesi lazım. Tıpkı asr-ı saadette olduğu gibi, evet. tıpkı İslam'ın altın çağında olduğu gibi. Hocam şimdi e, müsaade ederseniz şöyle bir alıntı yapmak istiyorum. Ben araya girdim biraz. Değil. Sohbet 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 ediyoruz. Sohbet ediyoruz e, durmuş tabii. hocam. E, ben şimdi evet. alıntı alıntı yapayım yine oradan yürüyelim. E, diriliş İslam ruhunun yeniden insanlığa dönüşü demektir. Oruh olmadan edebiyat, oruh olmadan düşünce, oruh olmadan eylem kısa bir süre sonra kısırlaşmaya ve kurumaya başlar. Evet. Bundan sonraki şeyi de çok çarpıcı. diriliş kavramı, Ama yok oluyor demiyor. Kısırlaşmaya başlıyor. Kuşkusuz kısırlaşma yokluğu getiriyor. Yani yetiriyor. ya da anlamsızlaşmaya başlıyor. Diriliş kavramı çok geniş bir kavramdır. En metafizik bir temelden başlayarak tek kişinin hayatının en ayrıntı noktalarına kadar uzayan, toplumu bütünüyle kucaklayan, tarihi didik didik eden, tarihin yönünü çizen, tarihi icabında dönemeçler ve kıvrımlarla bambaşka istikametlere doğru götüren her türlü kişisel, toplumsal, tarihi ve metafizik olayların, oluşların bütününe diriliş diyebiliriz. Evet, evet hocam. Yani ne diyeceksiniz durmuş hocam? Bu sizin evet. kaldığınız Bizim yerden de, hocamın da söylediklerini de, dikkate de, alarak de, evet. devam edin. Eee diriliş e, bütün alanlarda e, söz konusu e, Bekir Hocam da söylediği gibi medeniyet kavramının da içine girmeyen bir şey yoktu Bütüncül bir bakıştır. Evet, evet. Aslında bugünkü batı bilim ve modern bilim varlığı parçalamıştır 19. yüzyılın başında e, varlığı parçalamasının sebebi biraz sanayide daha hızlı e, bir üretim yapabilmek için. Parçalamış olduğunu düşünüyorum. Bu her bilim varlığın belli bir tarafını alıyor. Buna e, felsefede ontolojik parçalanma deniyor. Bunun sonucu olarak bilgide de parçalanma oluyor. Fakat medeniyet kavramı varlığı bir bütün olarak e, alıyor. İşte batı medeniyetinin problemi şurada. Kendisini var eden Endülüs medeniyetinin katili batı medeniyetidir. Rönesans'ı doğru Oysa İslam medeniyeti yani de hani bizim hocasına karşı bir medeniyet böyle bir şey yapabilir mi? Bakın şimdi bir örnek vereceğim. Şimdi koronavirüs var değil mi? Dünyada koronavirüs aşı üretildi. Ve insanlık ölüyor koronavirüsten hastalanarak. Bunu üreten ülkelerin ekonomik güçleri de var. Ne olur bütün insanlığı aşılasalar? Ne olur? Hayır. İşte ben maskeye el, maskelere el koyacağım. Gemilere ilk Amerika el koymaya kalktı. İşte Biontech bütün ürettiklerini bana vereceksin dedi. Batı medeniyetinin ruhu bu. İnsanlık İslam medeniyetine muhtaçtır. Bakmayın siz o kadar şişirdiklerine. Bütün sunni olanlar bir gün uçup gidecektir. İslam biricik hakikattir. Hakiki olan kalıcıdır. Ve Sezai Karakoç bunları öyle anlatır ki Sanki ayetler biraz önce nazil olmuş da sımsıcak, taptaze bir diptiridir. Öyle konuşur. Derin bir mantıkla e, konuşur. Ve bunun için şunu söylüyor. Şimdi bir tarafta Çin var. Bir tarafta Amerika var. Hindistan var. Bütün bunlar arasında İslam dünyasının kendisini güven altına alabilmesi için birleşmesi şarttır diyor. Başka türlü olamaz. Eğer diyor bin yıllık ömrüm olsa ve konuşmaya yazmaya da diyor imkanım olsaydı hiç bıkmadan usanmadan bin yıl boyunca İslam dünyasının Müslümanların birleşmesini yazar ve söylerdim. Çünkü bundan daha büyük bir mesele yok diyor. İkinci bir meseleyi daha söyleyeyim. Geçenlerde 10 yıl önce yaptığı bir röportajı e, ortaya çıktı. Dedi ki e, İslam dünyası kendi aklıyla düşünmüyor. Mesela bir örnek veriyor orada diyor ki mesela biz diyor sigarayı kapalı yerde sigara içilmesi yasağını Avrupa koyduktan sonra koyduk diyor. Oysa diyor içki daha tehlikeli diyor. Beyin hücrelerini de öldürüyor diyor. Bunu yasaklayamıyoruz diyor. Neden? E, Avrupa'da yasaklamadı diyor. Biz diyor kimsenin evine girip niye içki içiyorsun diye evlerine falan girmeyeceğiz diyor. Ama Allah'ın verdiği nimeti şarap içki gibi bir zehre döndüştü, döndürmeye de izin vermeyeceğiz diyor. Şimdi her konunun bir çözümü var. Mesela Türkiye'de bir problemi çözmek istediniz değil mi? Devlet olarak bunu yapamıyorsunuz. Ama diyelim ki İslam devlet topluluğu gibi bir topluluk olsa veya İslam millet topluluğu gibi bir millet kurarak başlamamız önce diye başlamalıyız diyor. Bu topluluk değil ki bütün devletlere şamil olmak üzere. Bir yargıda bulunsa desek ki, ya ülkelerimizde e, içkiyi önleyelim. Bu işte insanlığa zarar vermek Veya şunu önleyelim dese tek tek kendi içimizde yapamayız. Ama İslam e, millet topluluğu veya devlet topluluğu haline gelirsek o zaman daha kolayca e, yapabileceğimizi düşünüyoruz ve Sezen Karakoç şiiri kadar belki ondan daha fazla ülkemizin İslam dünyasının ve insanlığın kurtuluşu üzerine düşünmüş ve konuşmuştur. Evet. Ve birçok şeyleri 1960 yıllarında söylediği işte Sovyetlerin yıkılacağına dair, e, bunun uzun süre sürmeyeceğine dair e, işte ta ne bileyim işte, ta Çin'e kadar olan bütün İslam dünyasının e, hatta ne der Cemalettin Tarık'tan e, Atlas e, kadar, bütün bir İslam coğrafyasının e, arasında bir tel örgü bile yok. Bunların hepsi e, İslam topraklarıdır, Müslümanların yaşadığı bütün topraklar. Öncelikle bu birleşme konusu üzerinde ısrarla durmuştur. Evet, ısrarla duruyor doğru. Bu, bu bu çok önemli evet. bir şey. Yani burada Kültürümüzü birleştireceğiz, teknolojik birikimimizi birleştireceğiz, bilimsel gücümüzü birleştireceğiz, ekonomik gücümüzü birleştireceğiz. Çin'in, Amerika'nın olağanüstü e, ne diyelim harcamalarla yaptığı projelerden daha büyüklerini yapabileceğiz. Çin diyor, Amerika diyor biraz yorsun, e, zayıflasın İslam dünyasını. Sonunda diyor bütün İslam dünyasının ve Amerika'nın da üstüne gidecektir diyor. Onun için bu geleceği görüp Müslümanların İslam dünyasının uyanması gerekiyor. Diriliş işte o uyanışa e, dirilişe götüren o uyanışı e, başlatmak için yazan belki dünya çapında yazan belki çok e, ne diyelim özgün fikirleriyle bunları ortaya koyan büyük bir düşünürdür Sezai Karakoç. Evet. Kişiliğiyle de düşüncesiyle de bir Tam bir bütünlük içindedir. Hani derler ya bizim klasik yüklüğümüzde. İlim ve amel birlikteliğidir. Evet. Her şeyi yerli yerine koyan dört başı mamur bir Müslüman olarak yaşamıştır. Bu dünyadaki hiçbir şeye tenezzül etmemiştir. Ve örnek bir hayat yazmış ve çok derin bir tefekkür ortaya koymuştur. Sol kesimden bile birçok insanlar buruşçu deha olarak bitirmiştir. Evet. Şükürler olsun ki Sezai Karakoç gibi bir büyük bir düşünürün, fikir adamının İslam'ı ve İslam'ın dirilişini ortaya koymasın. Dahi Müslümanlığın dirileceğini insanlığın dirileceğinin umudu olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öyle güçlüdür ki öyle güçlü bir mantıkla ortaya koyar ki bunları gerçekten metafizik olanı soyut olanı elinizle dokunurcasına eee somut hale müşahhas hale getirmiş bir e, düşünürdür ve ve biz buraya getirdik. Bundan sonrasını sizler gerçekleştireceksiniz diye de ısrarla bunları e, tekrar verdi. Evet. E, e, evet. Hakikaten e, uzattım. Estağfurullah. Durmuş hocam gerçekten e, şeref verdiniz. Estağfurullah. E, programımıza renk kattınız ve Karakoç'un Koç'un medeniyet tasavvuruyla ilgili önemli yönlerini tahlil etmeniz de çok büyük bir zenginlik kattı. Bir şey daha soralım. Evet, buyurun İznize hocam. Bir şey daha soralım. Sizin yakından gördüğünüz, yakından ne zaman tanıştınız? Yakında ne kadar gittiniz geldiniz? Onun eserlerinden mi tanıyorsunuz? Fiilen baş başa kaldığınız anılarınız, anlarınız oldu mu? <laughs> ben evet. 1974'ten beri eee Süleydar Karakoçu tanırım. Yakın bir şeyler var evet. Teknik Üniversite'deyken e, gidip gelmeye başladım. E, 75 ve 76'da Diriliş dergilerinde bizzat eee büroda iki arkadaş e, Mesut e, Güvenli ve ikimiz o gazete boyutundaki e, Diriliş dergisini e, çıkardık. Ben bunların biraz biraz izleyicilerimize anlatılmasında yarar görüyorum. Evet. Onun için bunları evet. da ifade edin. İstat onları yazıyordu. Biz de daktiloya e, çekiyorduk. E, sonra da işte e, Fatih Gençlik Vakfı matbaasında kurşunla diziyorduk onları. Evet. Sonra dergi oluyordu. Dağıtım filan da yok. Otobüslere akşam veriyor. Sabah diyelim Erzurum'dan Eskişehir'den e, Kayseri'den e, diriliş e, dergilerini isteyen veya üç günlük gazete halinde çıkmaya başlamıştı sonra daha sonra. 74 e, Ekim'inde başladı o ilk e, dördüncü dönem. E, orada dört yıl, iki yıl sürekli büroda çalıştım. Dört yılda sürekli. Ve o gün bugün de sürekli gelir gideriz. O i̇şte, zaman üretmen handa mıydı? Üretmen, üretmen handan geçmiş handa, miydi? Evet. Üretmen handaydı. 413 numaralı odada. Evet. Dördüncü katta. Evet. Orada. Evet. Evet. E, bulunuyordu o zaman daha sonra işte Mete Tepe'nin karşısında bir yere e, geçti e, daha sonra da işte Kızalarma Caddesi'nde ve bir de işte e, e, şeyde o Millet Caddesi'nde bir arada bir yayın evi vardı Kızalarma Caddesi'nde de evi vardı e, vefatından 20 gün kadar önce de e, yayın evinde görüşmüştük ee, en son e, Kahramanmaraş Fahriye Hemşehrilik e, Beratı'nı verdi. Ondan önce İstanbul Üniversitesi Fahri Doktora verdi. Ben de oradaydım. Daha önce de Cumhuriyet Üniversitesi e, Fahri Doktora e, evet. verdi. Bir cumartesi akşamı. Pek çekim yapmaya fotoğraf çektirmezdi Üstat. E, ben üç günlük bir geziye çıktık. Karadeniz turuna çıktık. E, de diriliş Partisi'nin bir şubesi kurulmuştu. Oraya gittik. Her kurulan şubeye giderdik. Ben de yeni bir fotoğraf makinesi almıştım İngiltere'den. Yılın makinesi seçildi 1986'da. Ama bu seyahatimiz 94'teydi. 3 otomobil gittik. Ben üstadım yüzünü çok yakından resimler çekmeye başladım. Bir şey demiyor, nasıl olsa demiyor diye üç arabaydık. Ben Üstad'la arka koltukta oturuyordum. Bir arkadaşımız kullanıyordu. Diğer e, dokuz arkadaş da diğer iki arabadaydı. Hiç ses çıkarmıyordu Üstad. Arkadaşlar nasıl çekiyorsun? Üstad bir şey demiyor. Demiyor dedim ya. Biz de demediği için de çekiyoruz dedim. Fakat tuhaf bir şey oldu. Ee, eve getirdim. Bunu İstanbul'da e, iyi bir şekilde banyo ettireyim derken e, kızlarım çok küçüktü. <laughs> Beş, altı yaşlarındaydı Bir gün geldim. Makineyi açmışlar. Filmi uzatıyorlar. Bak baba biz nasıl bir şey yapıyoruz diye. Demek dedim üstat, nasıl olsa yakacağım demişidir. Vay vay be. <laughs> Gerçekten bu da evet. bu da çok eğlenceli. Bir bir şey son resimler, görüşmenizde şimdi... son görüşmenizde ne konuştunuz? 7 gün önceki görüşmenizde? İşte kahramanmaraş'ta. 20 gün mü? 20, evet. 20 veya belki bir ay olmuşumdur. Evet. Belki olmamıştır. Kahramanmaraş bütün Türkiye'dir dedi. Ee, o farklı evet öyle bir cümlesi. Evet. Dedi ki Cuma günü İmam Kürsü'ye çıkıyor. Bu kalede Fransız bayrağı asılı oldukça biz burada Cuma namazı kıramayız diyor ve o bayrağı indirdikten sonra Cuma namazı kılıyor. Onun için Maraş Türkiye'dir. Sütçü imam. Evet. Sütçü imam. Her evet. Her imam evet. için. Evet. E evet. son konuşma son zamanlarında kameraya kamera alınmasına izin verdi. Biz de çok şaşırdık üstaden. Herhalde sanıyorum ge gördü durumu. Evet. Hani evet. vefatının yaklaştığını hissettiğini düşünüyorum. Çünkü üst üste 3 e, hemşerelik hemşirelik beratı, kitap fahri doktora verilmesinde e, kamera getirdiler, büroya getirdiler. Tabii hiçbir zaman hiçbir ödülü almaya gitmedi. Kültür Bakanlığı ödül verdi, gitmedi. Cumhurbaşkanlığı ödül verdi, gitmedi. Bu da bir ayrı bir duruş. Hani tarihimizde biliyorsunuz alimler ve devlet adamlarının ilişkisini. Ben evet. sanki onu düşündüğünü düşündüm. Ee, dolayısıyla bürosuna getirmişlerdi. Ee, orada da böyle kısa bir konuşma yaptı ve evet. onlar sanıyorum tarihi vesikalar olarak kalacaktır bu üç görüntü. Hocam hepimizin Hepimizin başı sağ olsun. Sağ olun efendim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnsanlığın başı sağ olsun. İnşan, evet. Cennet olsun. Evet. olsun. Ruhu şad olsun. E, amin. Amin. E, Durmuş Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel Bizi şeyler söylediniz. Ediyoruz. Önemli mesajlar tamam. verdiniz, paylaştınız. Allah tamam. razı olsun. Müteşekkiriz. Bizden de efendim. Görüşmek tamam. üzere efendim. Çok teşekkür, Görüşmek efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Çok teşekkür ediyoruz izleyenlere ve dinleyenlere. Bu anılarınızı yazınız. Sezai Bey ile ilgili anılarınızı yazınız ki insanlar okusunlar. İnşallah. İnşallah. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Değerli izleyenler, medeniyet mirasında tekrar birlikteyiz. Sezai Karakoç'un medeniyet tasavvurunu, yaklaşımını konuşmaya devam ediyoruz Bekir Karlıha hocamla. Hocam, Durmuş Günay hocamız gerçekten önemli şeylere işaret etti. Yani sizin vurguladığınız, tahlil ettiğiniz hususların hem teyidi oldu hem de farklı bir bakış açısı, farklı bir üslupla Sezai Karakoç'u çok yakından tanıyan biri olarak onunla uzun süre birlikte bulunmuş, birlikte bir bakıma çalışmış, onun yaşam tarzını da yakından görmüş bir insan. Kendisi de ifade etti zaten. O söyledikleri de çok kıymetliydi. Gerçekten evet, evet. onu tanımak bakımından. Bundan sonra inşallah sizin de işaret ettiğiniz gibi Yök Durmuş Hocamız da bunları oldu yazar. Bir, zaman, bir zamanlar Gök üyesi de yaptı. Gök üyeliği yaptı evet. uzun süre ve orada da çok önemli hizmetlerde bulundu gerçekten evet. Durmuş Hocamız. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz katkıları için. Programımıza önemli katkılarda bulunduğu Sezai Karakoçu anlamaya daha doğrusu bu daha önemli. Şimdi hocam, Durmuş Günay hocama da sordum. Siz de orada katkı sundunuz ama ben oraya biraz daha vurgu yapılmasını istiyorum. İyi olur diye düşünüyorum. Şimdi gerçekten Sezai Bey'in çok sık vurguladığı ve üzerinde önemli durduğu medeniyet krizi olgusu. Bugün de dünya insanlık hatırlarsanız biz ilk programımızda da medeniyet krizi sorusuyla başlamıştık. Kavramıyla başlamıştık. Evet, evet. Bugün medeniyeti her zamankinden çok daha fazla konuşmaya ihtiyacımız var. Bir yandan yine Sezai Karakoç'un yaklaşımıyla diriliş muşlusu var. Bir yandan hakikaten İslam ümmetinin Müslümanların dirilişi üzerinden insanlığın dirilişine açılan kapının işaretlerini bir taraftan görüyoruz. Türkiye'yi de Türkiye'deki gelişmeleri de düşündüğümüzde özellikle ama bir yandan da krizin, kriz devam ediyor. Yani ciddi evet. krizler var. Sezai Karakoç da bunun üzerinde çok duruyor zaten. Yani kriz üzerinde çok duruyor. Şimdi bunu da düşünerek bu bağlamda, kriz bağlamında, İslam alemi dirilmedikçe insanlık dirilmez sözünü, dirilemez sözünü nasıl değerlendireceğiz ve İslam aleminin dirilişi siz biraz daha açtınız onu ruhla birlikte ilişkilendirerek ruhun dirilişiyle. Bunu biraz daha konuşmak faydalı olacaktır hocam. Şimdi İslam alemi aslında şöyle tarihin son 15 asrını göz önünde bulundurduğumuz zaman tarihin akışı hep İslam dünyasındaki olaylarla bağlantılı olarak devam etmiştir. Hmm. En güç olduğu en zor kaldığı dönemde bile İslam dünyası dünyanın seyrine, tarihin seyrine etkili olmuştur. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman İslam dünyası dirilmedikçe dünyanın dirilişi mümkün değil. Medeniyetin dirilişi mümkün değil. Çünkü İslam vasat bir ümmet olarak İslam ümmeti her şeyi dengeli götüren ve e, filozofların çok üzerinde durdukları altın orta dediğimiz ortayı, altın ortayı yani adaleti ve hikmeti hakim kılan bir anlayışı temsil etmektedir. Bu anlayış yeniden hayata geçirilmediği takdirde dünyada bu anlayışın yeniden canlanması da mümkün değil ve dünyanın bu krizlerden kurtulması da mümkün değil. Evet. Yakında okuduğum için çok da etkilendiğim için bir örnek vermek istiyorum. Irak Savaşı üzerine yapılan bir söyleşide Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na bir gazeteci şunu soruyor. Diyor ki Irak'a uyguladığınız ambargo Saddam döneminde ve Irak'ta yaptığınız politikalardan dolayı 15 bin çocuk öldü. Bu hiçbir dönem bu kadar çocuğun öldüğü tarihte bir dönem evet. yoktur. Bunu Amerika için bir eksiklik sayıyor musunuz dediğinde diyor ki yapılanlar onlara değerdi diyor. Ya şu. Yani yaptığı şeyin onlara değer olduğunu söylüyor ve. 15 bin çocuğun ölmesinden hiç de üzüntü duymuyor. Şimdi e, na, ne bebekti? Alyan Alan Alyam bebek miydi? Evet. Alyan bebeğin ölümü, trajedisi insanlığın yüz karasıdır. Şimdi bu yüz karasına vesile olanlar, bu yüz karasını hazırlayanlar ister bunu adı Müslüman olsun su olan e, olsun Suriye gibi bir devlet olsun ister Amerika olsun, ister Fransa olsun, kim olursa olsun böyle bir cinayete tevessül ediyorsa orada insanlıktan söz etmek mümkün değil. Şimdi i̇şte bu çok alçakça, alçakça buna da değer. Yani çok, söyle, bu, bu, sözü çok. Evet çok diyor, doğru, doğru hiçbir zaman için bu kadar çocuk ölmedi ama yaptığımız da buna değer diyor. Buna değer. Ne dedi. yaptığını söylüyor biliyor musunuz? Petrol kaynaklarını kurtardık diyor. Niçin Amerika'nın petrole olan ihtiyacını telafi edecek o kaynakları kurtardığını söylüyor. Evet. Şimdi bir Amerika Dışişleri Bakanı ya da savunma Bakanı belki ikisinden birisi bunu söylüyor. Başkanların söyledikleri Fark bundan farklı mı? Tabii hocam aynı yani. Hatta bir de üstelik insanlığı kurtarmak üzere bir mesyanik bir girişim olarak oraya vardığını söylemişti. Hatırlarsa Tabii o zaman öyleydi. İsa'nın bir verdiği görev ve olarak. Yani dünyayı tehlikeye sokan bir Saddam vardı. Her tarafı atom bombasıyla, kimyasal, ile, silahlar kimyasal silahlarla mahvedecekti. Evet Saddam'ın biz yanlışlarını onaylıyor Başka değiliz. Şey Saddam'ı her şeyden arındırmak niyetinde değiliz. Ama bir tiyatro oynandı yani. Bir oyun, tiyatro Saddam'ı evet. ona teşvik eden de onlardı. Evet. İşin evet. ilginç tarafı oyunun her iki veçesinde de onlar yer alıyordu. Kullandılar. Şimdi böyle evet, olduğu evet, için yani. Batı medeniyeti Leslie Lipson diye evet, en enteresan Lipson. bir hanım var Amerikalı. Kendisi marksist yahut ateist yani kendisinin söylediğine göre e diyor ki çağdaş batı uygarlığının hiçbir zaman olmadığı kadar bugün yeniden değişme ihtiyacı vardır diyor. Çünkü bu ahlaki bunalımlar batıyı bitirir diyor. Evet. Bugün dünyayı da bitirir hale geldi. Çünkü artık insani değerlerin, ahlaki değerlerin, evrensel değerlerin ve ilahi değerlerin hepsini bir çırpıda yok sayan bir anlayış var. Bu anlayışın önüne geçilmediği takdirde insanlığın e, dirilmesi asla mümkün olmayacaktır. Buradan şunu da söyle söylüyormuşuk olmayalım yani bunların hepsi gelsin Müslüman olsun. Bu onların tercihi. Ona bir evet. şey diyemeyiz. Olurlarsa bu, seviniriz. Zaten mümkün de olmaz. Olurlarsa seviniriz, seviniriz de yani ama, böyle, Evet. Ama bu onların tercihi. Şimdi buradaki kast o değil. İslam'ın koyduğu ilkelerin evrensel ilkeler halinde kabulü önemlidir. Yani bir canlıyı öldüren, bir cana kıyan bütün canlara kıymış gibi olarak telakki edildiği zaman bir insanı öldüren, bütün insanları öldürmüş gibi telakki evet. edilecek bir anlayışı hakim kıldığımız zaman ancak o zaman insanlık dirilecek, dirilecek, dirilişe erer. Müthiş bir şey. Yani. Bu bakımdan Evet hakikaten ne yazık ki Müslümanlar bunun çok farkında değiller. Bugün dünya hiçbir zaman olmadığı kadar İslam'a muhtaç durumda. Ve yine buna ilave olarak bir şey daha ifade edeyim. Bugün Müslümanlar hiçbir zaman olmadığı kadar İslam'ı anlamaya muhtaç durumdalar. İslam'ı yaşamaya muhtaç durumdalar. Dolayısıyla dünyamızı felaketlere sevk eden badirelerin temelinde bu yoksunluk yatmaktadır. Evet. Hocam şimdi şu cümleleri de sizin söylediğinizi teyit ediyor ve bunun üzerine de konuşmak istiyorum sizinle. Diriliş, çünkü kitaplarında Sezai Karakoç özgürlüğe de çok vurgu yapıyor. Tabii. Medeniyetle ilişkili olarak. Nitekim şurada şöyle diyor. Diriliş bir özgürlük kültürü ve uygarlığıdır. Doğu ve batı kültürlerine karşı özgürdür diriliş kültürü hakikat uygarlığı olan İslam'ın yeniden açan özgürlük çiçeğidir diriliş kültürü. İslam, insanın alnını gerçek özgürlükle parlattı. Zaman ve tarih tembellikleri ya da talihsizlikleriyle kararan alınların yeniden ışılatılması, İslam ruhunun özgür ışıklarıyla yıkanarak aydınlatılması, niyet ve girişiminin ay aydınlığıdır diriliş. İşte bu kadar. Yani karartılmış olan İslam dünyasının Çehresinin yeniden aydınlatılması evet. erişten kastı Sezai Karakoç'un bundur. Müslümanları tekrar öz'e dönerek İslam'a dönerek bu dünyayı yeniden anlamaya ve yeniden yorumlamaya çalışma çabasıdır. Şimdi burada söylenmesi gereken bir husus var. Batı medeniyeti, Batılı entelektüellerden ee, bu tür çırpınışlar içerisinde olanlar yok değil var ama bunlar bugün artık hemen hemen sayıları e, sona erdi son noktadalar. Evet şimdi Sezai Karakoç bu manasıyla geçen de, de, konuşmamızda söylediğimiz gibi bir kere modern bir düşünür. Bu da çok önemli. Ee, evet. Bu da çok önemli. Ee, modern bir düşünür yani çağın ihtiyaçlarını gören ve ona çözümler üretmeye çalışan bir düşünür. Sadece hayali bir düşünür değil. Ama bu modern düşünür aynı zamanda bir klasik düşünür. Geçmişin özlemleriyle dolu, geçmişi muhasebesini yapmaya çalışan ve bu muhasebenin neticesinde de bir takım çıkarımlar getiren bir düşünürdür. Bu akımdan biz Sezai Karakoç'u bir medeniyet düşünür olarak tavsif ederken ve bunun bu yönü üzerinde dururken işte Sez medeniyet düşünürü olarak Sezai Karakoç'un önemini böylece ortaya koyabiliyoruz. Evet şimdi hocam bir de Karakoç e, dirilişin safalarından bahseder. Medeniyet çerçevesinde. Müsaade ederseniz oradan da bir şey yapmak istiyorum. İslam'ın diriliş hareketi bütün İslam ülkelerinde topluma önce İslam ruhunun yeniden yerleştirilmesi ve sindirilmesiyle başlayacaktır. Ruhun dirilmesi dediğimiz yeniden İslam'ı yaşamaya başlama olmadan doğan bütün kımıldanışlar sönmeye mahkumdur. Amentü'yü yeniden yaşamaya başlamak. İslam ahlakıyla ahlaklanmak. Demek ki İslam toplumunun yeniden eski gücüne ermesi için toplumun ulaşması gereken birinci safa İslam ruhunu ruhuna sindirmesi safasıdır ki buna ruhun dirilişi safası diyebiliriz ki. Birinci safa ruhun dirilişi. Evet bundan sonra Öbür safhalar kendiliğinden gelecektir. Evet. Kültürün dirilişi, ekonomik diriliş, devletin dirilişi veya siyasi diriliş dönemleri. Evet. Şimdi bu dört nokta Şu... üzerinde de Sezai Karakoç e, kafa yordu ve eser yazdı. Eser yazdı. Eyleme yani, de girişti, parti e, kurdu. Burada o biraz önce de konuştuğumuz gibi hocam, e, bu hayata ve medeniyete bütüncül bakışın şeyini de görüyoruz. Tabii. tabii. Bütün boyutlarıyla bakışı tabii, tabii. görüyoruz. Yani... Önce ruh, ruhi diriliş olacak. Evet, yeniden bir canlanma. Çünkü beden ruh olmadan ölü bir varlıktır. Hareket bile edemez, kımıldayamayan bir varlık. Evet. Ee, ruh geldiği zaman o ruh insanı canlandırır, atak hale getirir, çevreyi değiştirecek noktaya gelir ve değişimin sürecini başlatabilir. Burada ruhun dirilişiyle beraber ne diyor? Aynı yani hem ekonomi, hem devlet, hem siyaset aynı zamanda bir canlılık kazanır, dirilişe evet. dirilir diyor. Zaten ruhun dirilişi olmadığı zaman buralarda bir atılım yapmanın da çok öyle kolay bir yolu yoktur. Bu bakımdan Sezai Bey İslam ekonomisinin strüktürünü yazan adam. Evet. Ben, modern manada bir düşünürdür derken kastım da bu idi. Yani ekonomi kendisi aslında siyasalın ekonomi bölümünden, maliye, maliye bölümünden, bölümünden. Evet. Maliye bölümünden mezun ve maliye müfettişliği yaptı uzun Tabii. uzun süreden. Evet. Bunun yanı sıra modern bir şair şiirleriyle evet. onu geçen konuştuk. Modern bir düşünür dünyadaki problemlerin hiçbirisini göz ardı etmiyor ve bu düş problemlerin hepsine de e, sağlıklı çözüm arıyor ve aradığı çözüm yeri de İslam'ın kendisi. Evet. Yani İslam'da bir çözüm arıyor. Bu İslam'ın dirilişi aynı zamanda dünyanın dirilişi. İnsanlığın olur. dirilişi. İnsanlığın, olur. Olur. İnsanlığın evet. dirilişi. Şimdi bir yerde de medeniyeti e, tanımlarken. Veya tanımlama çabası koyarken böyle katı bir tanımlama içerisine girmeden medeniyetin aslında anlaşılmasına katkıda bulunacak şeyler söylüyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Şöyle diyor hocam, bizim yapmamız gereken şudur. Dönüp hadisenin ta bas sebebine gitmek, uğradığımız felaketin güncel bir takım tedbirlerle önlenemeyeceğini anlamak. Bu çok önemli. Evet. Güncel tedbirlerle, geçici tedbirlerle önlenemeyecek Palyatif. bir felaketle karşı, karşıya karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız. Ee, yeniden dirilişe temelden başlamak. Ama bu arada Allah göstermesin, esaret bile gelse, siz kendi yolunuza devam edeceksiniz. Nedir o yol? O yol medeniyetimizi diriltme yoludur. İşte. Medeniyet nedir önce? Medeniyet hayatımızın her safhasında duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımızla karşılaştığımız bütüncül bir olaydır. Evet, burayı Burayı bir kere daha Buyur, oku evet. çünkü yani medeniyet konusundaki bizim bu proje, programımızın bel kemiğini burası teşkil evet. ediyor. O ana noktayı Gerçekten teşkil ediyor. Medeniyet bir daha, nedir? Medeniyet nedir? Medeniyet hayatımızın her safhasında. Evet. Duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımızla karşılaştığımız bütüncül bir olaydır. Biraz önce yani, aslında bütün şeyde konuştuğumuzu özetliyor aynı zamanda bu ve Gerçekten de medeniyet böylesine bir kapsam, genişliğe sahip olduğu için bir tanım yapamıyoruz medeniyeti. Medeniyet evet. şudur diyemiyoruz. Çünkü tanım yapabilmek için eskilerin tabiriyle efradını cami, ağyarını mani bir tan tanım yapmamız lazım. Yani bütün fertleri toplayan... Bütün dış şeyleri de e, içinde bulunmayanlar da dışarı dışarıdan evet. bir tanım yapılması lazım. Medeniyetin bu noktadan tanımı yok çünkü hayatın her alanıyla ilgili bir veçesi, bir yönü var. Aslında birçok belki fenomende birçok kavramda olduğu gibi bunda da e, tanımlar e, olguyu az sınırlandırır ama bu medeniyet için daha da geçerli. Çünkü evet, evet. medeniyetin kendisi gerçekten çok büyük ve çok geniş bir anlam muhtevasına sahip. Onu daraltmamak gerekir ve ceza iktidarı. Ya Sezai burada bir şeye Ejder Bey vurgu yapalım. Evet. Bu bizim sözünü ettiğimiz medeniyet. Batı'da sözü edilen medeniyetle eşdeğer. Hocam değil. kelimenin tam anlamıyla medeniyet. Evet. Yani medeniyetin olma, bugün artık medeniyetin gelmeye başladığı nokta bu. Evet. Halbuki evet. Bu 200 senedir, 200 senedir sözlüklere girmiş olan medeniyet kelimesi aslında. Batı'nın bir sömürü aracı olarak kullanmaya çalıştığı eurosentrizmin evet. bir vasıtası olarak algılanıyordu. Şimdi böyle değil. Bu, bu yönünü, medeniyetin bu yönünü bir kenara bırakalım. Bir de bu külli ve bütüncül yönüne bakmamız lazım. O zaman baktığımız zaman medeniyet hayatımızın her safhasında var olan bir olgu. Ee, bu önemli. Şimdi Sezai Karakoş'un hocam bundan sonra şu medeniyet anlayışından sonra devam ettiği birkaç nokta var ki gerçekten... Aslında bizim insan olarak ve Müslümanlar olarak medeniyeti de nasıl anlamamız gerektiğini, medeniyetle nasıl yürümemiz gerektiğini çok net ifadelerle ve kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor. O da şu, yani her an, her hareketimiz medeniyetle ölçülür. Burada bir farklı bakış açısı var hocam. Medeniyetle ölçülür, medeniyetle tartılır ve medeniyetle değerlendirilir. Evet. Yani medeniyetin kadar konuş diyor aslında. Medeniyetin evet. insan medeniyeti kadar insandır. Evet. Bu evet. çok önemli i̇nsan bir şey. İnsan sahip bulunduğu evet. medeniyet anlayışı kadar insandır. Çünkü medeniyet bir değerler sistemidir. Evet. Değerler sistemidir. Maddi tarafı vardır, manevi tarafı vardır. Maddi tarafı bilimi, teknolojisi, mimarisi, şehirciliği vesairedir. Manevi tarafı ise ahlakı, değerleri Estetiği, güzelliği ve aynı zamanda m, manevi boyutu olan dini taraflarıdır. Evet. Şimdi bunlar birleşirse medeniyet ortaya çıkıyor. Yoksa sadece ben medeniyim demekle de medeni olunamıyor. Tabii ki. Evet. Şimdi devam ediyor hocam. Çarpıcı şeyler sizin de çok hoşunuza gidecek ve değerlendirmek isteyeceğiniz noktalar. Onunla medeniyetle değiştirilir medeniyetle yaşar, medeniyetle devam eder ve medeniyetle kazanır. Düşüncelerimiz, duygularımız, eserlerimiz, hayatımız, hayat tarzımız, ahlakımız hepsi medeniyet hadisesine dahildir. Geçmişte bütün duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımızla büyük kalıbı ve evrensel büyük, kalıplı ve evrensel bir medeniyet kurduk. Bunun adı İslam medeniyetidir. Yani teorik olarak bir şeyi söylüyor, örneğini de zaten somut olarak İslam medeniyeti olarak zikrediyor. Dolayısıyla aslında bu İslam medeniyetiyle de insanlığa bir çıkış yolu gösteriyor. Tabii. tabii. Yani işte tekrar yine, yine oraya yani İslam'ın dirilişi insanlığın, insanlığın diriliş, dirilişi insanlığın diriliş. anlamına geliyor. Evet. Yani tabii. şuradaki özellikle hocam şu vurgu bu konuda ne dersiniz? Şimdi her an her hareketimiz medeniyetle ölçülür, medeniyetle tartılır ve medeniyetle değerlendirilir. Şimdi bu o kadar çarpıcı bir gerçek ki, gerçeklik ki bir insan düşünün anasını öldürüyor. Sonra üç gün onu evde kapatıyor. Kokuştuğu zaman başkaları komşuları duyunca ölüyor. Bir insan düşünün daha yakın dün eline bıçağı alıyor metrodaki hanımları korkutarak üzerine salı veriyor. Evet. yapıyor. Şimdi bunların için örnek veriyor? Ya şunu da örnek verin hocam. Ee, düşünün ki bir insan içeride ölüyor tek başına. 10 gün sonra, 20 gün sonra komşuların haber olmuyor. Evet. Evet. Ya da hatta daha da çarpıcı örnekleri var. Yerde düşüyor, ölüyor. Evet. İnsanlar o öldüren insanı gördükleri halde geçip gidiyorlar. Geçip gidiyorlar Bakmıyorlar hocam. bile. Evet. Şimdi bunların hepsi medeniyetin göstergeleridir. Medeniyetsizliğin medeniyetten mahrum evet. olmanın, medeniyetten uzak olmanın göstergeleridir. Onun için biz kapsamlı, köklü bir medeniyet kurmuşuz ve bu kurduğumuz bu medeniyette bu tür olguları hiçbir zaman için masum yahut gözden göçülmez hatta Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın söylediği gibi yaptığımıza da değerdi diye bir anlayışa hiçbir zaman Müslümanlar girmemişler. değil. Bunu Mümkün en değil. şedid oldukları Haçlı seferlerinde bile Selahaddin Eyyubi'nin gösterdiği o merhamet, o şefkat, Haçlı Hristiyanlar hastaları alıp tedavi ederek onları kurtarma yolunda yaptıkları adımlar tarihe şan vermiştir. Evet. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman Medeniyet bizim hayatımızın her şubesinde tezahür etmesi gereken bir şeydir. İşte e, sözü ta başlarda söylediğimiz bir cümleye bağlayalım. İslam filozofları Aristo'dan da etkilenerek ne diyorlardı? İnsan tabiatı itibariyle medeni bir varlıktır. Doğuştan medeni varlıktır. Demek ki insan olabilmenin temel özelliği medeni olabilmektir. Ya da tersini söyleyelim, medeni olmanın temel özelliği insan, insan olabilmek. Bir arada yaşamanın kurallarına göre kurallarına hareket etmek. ve alsın. ötekine saygıyla, ötekine sevgiyle hareket ama hayatın her alanındaki konulara böylesine bir olumlu bir yaklaşımla. Şimdi biliyorsunuz İslam'da mecellenin genel kaidesi vardır. Asıl olan ibahat. İbahadır evet. Yani kötülükler, yasaklar, haramlar bunlar asıl değildir. Bunlar arızidir eşyada hiçbir şey kendiliğinden kötü değildir. Hani e, animistlerde olduğu gibi evet. yahut e, ilkel dinlerde olduğu gibi hatta bazı semavi adını taşıyan dinlerde olduğu gibi nesnelerin hiçbirisi kendiliğinden kötü değildir elbette. Evet. Onu insanoğlu onu alır, kullanır, kötüye kullanır. E, İbn Rüşd'ün tarif ettiği gibi bir bıçak bir katilin elinde can alır. Bir cerrahın elinde can verir. Tabii siz bunları söyleyince benim kafamda o kadar çok şey çarpışıyor ki şimdi birçok kelami okullara gitti, felsefi okullara gitti, işte maturidilik, muhtezile, işte eşarli çok hepsini önemli. Tabii sonra, İnşallah evet, daha zaman, zamanla, o zamanımız e, olursa bunları e, değerlendireceğiz. Evet. Şimdi evet. böylece böylece e, kullanılan kullanan, o aleti kullanan insan önemlidir. İnsan eğer kamilse o aletle hiç kimseye zarar vermez. Ama vahşi ise, barbar ise ki batılı batılı olmayanları hep barbar diye niteliyordu. E kendisi ki, barbarlığın en barbarlığın somut şeylerini gösterdi. Zirvesinde olduğunu evet. görüyoruz. Bunu şimdilerde siyasi barbarlığa dönüştürdüler ve ekonomik e ekonomik tabii bir şey bağlı, ekonomik tam. ve siyasi evet, barbarlığa evet. bir yandan siyaseti karma karışık ediyorlar bir yandan da ekonomiyi siyaset alt üst üzerinden ekonomiyi alt üst ediyorlar güç altında. üzerinden. evet şimdi bütün bunlar bu Batının 300 yıldır denediği yöntemler bu yöntemlerin hiçbirisinde başarılı olamadı en son örneği Amerika'nın şeydeki Afganistan'daki düştüğü o ürkütücü evet, ve evet. şeyci sefil durumdur. O o o sefalettir ve içine düştüğü komik durum. Komik durumdur. Evet. Şimdi Amerika gibi güçlü bir devlet 20 yıl destek verdiği bir ülkeyi böyle harap vaziyette bırakıp terk edip kaçıyor. Arkasına da bakmıyor. Demek ki bu bir vahşetin tezahürüdür. Bu vahşetin tezahürü medeniyetle bağlantılarının ne kadar güçsüz olduğunu göstermektedir. Bir şey var daha söylememiz gereken, onlar bu vahşetlerinden sürekli yaptıkları için utanmıyorlardı. Mahcup da olmuyorlar evet. ve evet. bunun bunun bahanesini başkalarına buluyorlar. İşte demin o 15 bin çocuğun öldürülmesi olayında olduğu gibi. Şimdi dolayısıyla biz yeni bir medeniyet şuuruna muhtacız. Önce evet. Müslümanlar kendi ruhu manada medeniyetlerini yeniden canlandırmalılar. Sonra da insanlığa geçmişte olduğu gibi medeniyet örnekleri sunmak mecburiyetindedir. Evet. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Estaizubillah kün'tüm hayre ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış ümmetlerin en hayırlısısınız. Yani biz Sadece kendimiz için değiliz, sadece bölgemiz için değiliz. Bütün insanlığın hayrına çalışan bir ümmetiz. Kur'an-ı Kerim bizi böyle tarif ediyor. Şimdi hocam aklıma geldi bu hayırlı ümmet meselesiyle vasat ümmet. Biraz önce siz işin başka bir veçesine değindiniz. İkisini aslında birlikte okuduğumuzda aynı zamanda Sezai Karakoç'un eserlerinde de vurguladığı, şimdi kapatmadan önce zaman da yavaş yavaş hızlıca ilerliyor. Bir son birkaç satır cümlesini okuyacağım. Fakat ondan önce şöyle bu ayetlere bir bütün olarak baktığımızda ve Müslümanların tarihteki durumlarına baktığımızda özellikle İslam altın çağında asr-ı saadetten başlayarak orada Müslümanların tarihte ve toplumda özne olduklarını görüyoruz. Şimdi evet. vasat ümmetin vasat kelimesinin etimolojik yapısında var bu. Terim anlamında da var. Yani Ortada olma demek aynı zamanda özne olmak demek. Yani, yani olaylara siz da, yön veriyorsunuz. İki so da olan, edilgen evet, olanın ortasında zaten yer almak. Evet zaten bahsettiniz. Yani etkileyici bir güç aktör evet. olmak, etkileyici bir insan olmak. Dolayısıyla Sezai Karakoç da gerçekten bu sizin söylediklerinizi bu çerçevede de uzun uzun ele alıyor. İşte medeniyet çerçevesinde büyük düşünen insan tipinin Müslümanların şahsında... Ne kadar önemli olduğunu ve bugün insanlığın içinde yaşadığı krizden kurtulmak için de gerekli olduğunu. Ve biz bu zamanda insanlığa bunu sunmalıyız. Dile sunmalıyız. Yani bu anlayışı evet. sunmalıyız. Çünkü insanlığı onun can damarından yakalayacak noktaları bulmak zorundayız. Evet. Sadece ona laf etmekle veyahut ona hakaret etmekle bir yere varamayız. Varamayız. İnsanın can damarından yakalayacağı noktaları bulmak zorundayız. Onun can damarından yakalayacak noktalardan birisi de medeniyet konseptidir. Evet. Şimdi hocam e, as, demin aklımda kaldı. Biraz böyle bir cümleyle aslında bahsettiniz ama bence üzerinde durmaya değer bir husus var. Şimdi Sezai Bey bir yandan ruha sık vurgu yapıyor. Şimdi sadece o kısmı alırsanız dersiniz ki acaba bu e, soyut şey üzerinden mi ne gidiyor? Mislik mi? 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 Ve dualistik mi bakıyor? insanı ayırıyor mu ruh, beden veya ruh, e, şekil diye, suret diye? E, fakat bir yandan da şimdi öyle bakmaz da eğer bütüncül bakarsanız, kendisinin de ifade ettiği gibi olaylara bakışta bütüncül bakışı vurguladığı gibi, Sezai Karakoç'a bütüncül baktığımızda bir yandan da şeyi görüyoruz işte, İslam toplumunun ekonomik stüktürü. Yani birbirine zıt iki şey, bir madde bir mana. İkisini de, nasıl somut olarak birleştirerek, bütünleştirerek ele aldığını görüyoruz. Nitekim o İslam toplumunun ekonomik stüktürü kitabı bunun en somut örneği gerçekten. Evet. Bir de biraz önce okuduğum pasajlarda olduğu gibi siyasete, kültüre eş zamanda olarak ve aynı zamanda vurgu yapması bunu gösteriyor. Bu özellikle ekonomik stüktür bağlamında ne diyeceksiniz? Ruhun dirilişiyle İslam toplumunun aslında tabii orada ekonomide de ruhunun dirilmesinden bahsediyor. Yani bir diriliş Zaten şeyinden bahsediyor. Zaten o struktür evet. malum yapı demek. Tabii ki ekonomik Ekonomik yapısı. yapısı. Evet. İslam dünyasının gücünü, canlılığını sağlayan şeylerden önemli unsurlardan birisi ekonomik yapısı. Evet. Çünkü ekonomisi güçsüz olan toplumlar, ekonomisi güçsüz olan insanlar, ekonomisi güçsüz olan devletler dünyada söz sahibi olamaz. Veya adil dağılım üzerine kurulmayan e, ve e, ve evet. adil dağılım üzerine kurulmayan bir ekonomi e, e, insanlara ferah getire, ferahlık getireceğine, huzur getireceğine, sıkıntı getirir, acı getirir, ıstırap getirir. Niçin nitekim bugün modern şeyin, kapitalizmin temeli ekonomidir. Ekonomiyi adeta ilahlaşacak bir noktaya çıkarmıştır. Bu toplumlara huzur getirmediği gibi çatışmanın da temelini bu sağladı. İşte Marx buradan tarihi materyalizmi buradan yorumlamaya çalıştı. Şimdi dolayısıyla ekonomiyi, ekonomik yapıyı adalet üzerine inşa etmek evet. lazım. Adaletsiz bir ekonomi ister İslam toplumunda olsun, ister Müslüman olmayan toplumlarda olsun mutlaka çatışmaya sevk edecektir ve İslam dünyasının bugün içinde bulunduğu çıkmazlardan birisi de bu adaletsiz, dengesiz e, ekonomik dağılımdır. Yani bu, bu kadar böylesine dengesizliğin e, Büyük yaşandığı var ya. dönem hemen hemen İslam tarihinde Yok. hiç olmamıştır. Yok, evet. Ama bu ne pahasına oluyor? Yeraltı hazinelerinin başkalarına satılması. Ve peşkeş çekilmesi pahasında oluyor. Evet. İşte bu da İslam dünyasını nefes alamaz hale getiriyor. Şimdi e, aziz dostumuz İslam dünyasının birliğinden bahsetti. İslam dünyasında birliğe götüren yolları da iyi kanalları da iyi analiz etmemiz lazım. Evet. Birliğe götüren değil götürecek kanallar. Evet. Bu götürecek kanalların içerisinde e, adaletli bir ekonomik dağılım önemli bir yer tutar. Hukukun üstünlüğü önemli bir yer tutar. İnsan haklarına saygı önemli bir yer tutar. Eşitlik bir önemli yer tutar. Özgürlük bir önemli yer tutar. Çünkü bunlardır ki toplumu genel hatlarıyla bütüncül olarak şekillendirir. Bunlar da yaya kaldığınız zaman adaletiniz yoksa, ekonominiz adil dağılmıyorsa İnsanlar arasında eşit muamele etmiyorsanız, efendim hukuka riayet etmiyorsanız bu toplum kalkınamaz. Evet. Kalkınmaması İslam dünyasının kalkınmamasının, ilerleyememesinin temel sebeplerinden birisi. Hepsi bu demiyorum ama, ama çok önemli, önemli sebeplerden birisi de budur. Bunun üzerinde de çok durulması gerekir. Evet. Yani gerçekten ekonomik kaynaklar, ekonomik imkanlar bir küçük bir azınlık grubun tekelinde dünyada yani, böyle yüzde dünyada iki buçuk böyle. insan evet, yani. iki buçuk insan yüzde doksan yedi buçuk insanın gelirine eş evet. değerlere sahip. ama yani. hocam işte İslam şimdi Kur'an'ın da hadislerin de sünnetin de siretin de ortaya koyduğu bir şey var. şimdi infak kavramı var. çok sadakayı bir daha geniş çerçevede zekatı da içerecek şekilde içeren ele alan bir kavram, infak kavramı ve çok sık vurgulanır. İmanla, ahlakla. Bizim medeniyetimizdeki önemli kavramlardan birisidir. Evet, infak yani, kavramı. Çok gerçekten. önemli bir kavram. Yani o işte toplumdaki tabir caizse nefeka, üçlü şeyden gelir kökenden. E, toplumdaki çukurları tırnak içinde söylüyorum. Nifak da biliyorsunuz aynı kökten gelir. E, o toplumsal dengesizlikleri ortadan kaldıran bir şey olduğu için infaka vurgu yapılır. Evet. Yani ekonomik bir şeydir ama bütün bir toplumu aslında adalet üzere inşa eden bir. Şimdi buradan yönü görüyoruz var. ki Sezai Karakoç'un medeniyet anlayışı gerçekten e, kopsamlı, kapsamlı, tutarlı, iç bütünlüğe sahip, genel yapısı itibariyle çağın şartlarına uygun bir medeniyet anlayışıdır. Bu medeniyet anlayışına sah ulaşabilmek, sahip olma bilmek bu da önemli bir meziyettir. İşte onun diğer özelliklerinin yanı sıra yani şairliğinin yanı sıra edebiyatçılığının yanı sıra onun mütefekkir bir medeniyet düşünürü bir medeniyet düşünürü olarak değerlendirilmesi buradan kaynaklanmaktadır. Evet. Hocam şu satırlarında da aslında bu sizin söylediğinizin farklı bir yönünü ortaya koyuyor şöyle özellikle medeniyetin Müslümanları tek millet yapması, tek ümmet yapmasına işaret etmesi. O yüzden girdiğimiz sakat yanlış yoldan, Tanzimat'tan beri girdiğimiz bu yoldan dönmeliyiz. Yani o çarpık modernleşme taklitçiliği kastediyor. Evet. Ne yazık ki bu dönüş fikri aydınlarımızda çok az geçerli. Medeniyet fikri dar anlamlara sıkıştırılıp kaldı. İşte bizim dediğimiz Aynen, o santrizm, merkezcilik. Evet. evet. Millet Haritalardaki sınırlarla çizili yerlerdeki halktan ibaret değildir. Millet fikri ırk esasına dayanmaz. Bir ırkın değil bir medeniyetin halkına millet denir. Bu medeniyet nerelerdeyse orada bir tek millet vardır. İslam medeniyeti mensuplarının hepsi bir halktır ve bir millettir. Biz buna İslam milleti diyoruz. İslam medeniyetinin toplumuna İslam milleti diyoruz. Aynı şekilde onun ülkesi vardır, o da onun oturduğu yerlerdir. Şimdi bunu okuyunca... E Makedonya eski cumhurbaşkanı Allah sa sağlıklı ömürler versin bundan 2-3 dönem önce evet. eski cumhurbaşkanı evet. bir hukuk felsefecisi idi o bana bir gün şunu söyledi bir toplantıda biz dedi Osmanlı zamanında dedi pasaport göstermeden sınırlarda beklemeden İstanbul'a doğrudan gidebiliyorduk dedi çünkü biz Osmanlı topluluğunun bir parçasıydık dedi. Yeah. Şimdi İstanbul'a gidebilmek için 3-5 ülkede sınırlardan pasaportla geçmek ve oralarda beklemek zorunda kalıyoruz dedi. Şimdi işte Osmanlı nasıl bu Müslüman da değildi. Bir evet. bir evet. Makedondu. Makedondu. Evet. Fakat Osmanlı'nın getirdiği o anlayış içerisinde Sırpı da, Makedonu da, öbürleri de böyle bir ümmet olma şey, şey devlet olma süreci içerisinde yani Osmanlı tebaası olma sürecini yaşamıştı. Bu da bizim medeniyetimizin çok can alıcı göstergelerinden birisidir. Daha evvelde söylediğimiz evet. gibi İslam medeniyetinin zirve noktalarından birisi İstanbul ve Osmanlı medeniyeti. Osmanlı medeniyeti gerçekten bunu bunu Sezai Karakoç çok iyi farkındaydı ve sürekli Osmanlı'ya vurgu yapardı ve Osmanlı'nın çünkü bizdeki milliyetçilik cereyanlarının olsun, bölücülük cereyanlarının olsun, diğer cereyanların halkı farklı şey kategorilerde değerlendirmelerine karşı bütünleyici, birleştirici bir vasıf olarak görüyordu. Bu bakımdan değişik ırklardan, değişik dinlerden, değişik mezheplerden insanlar eğer bir arada barış içinde rahatça yaşayabiliyorsa medeniyet oradadır. Bir Ermeni Türk müziğinin bestekarı olabiliyorsa, bir Rum Türk mutfağının ustası olabiliyorsa, bir Yahudi Türkiye'de kendi geleneklerini yaşayabiliyorsa ve bu geçmişte de bunun çok Güzel örnekleri varsa medeniyet budur. Evet. Aksi takdirde sadece ben medeniyim demekle, medeniyeti biz icat ettik demekle ya da size teknoloji getiriyoruz, demokrasi getiriyoruz, demek sizi olmaz. medenileştirmek istiyoruz demekle medeni olunmaz ve medenileştirici de olunmaz. Bir kere insanlar medenileştirici olamazlar. Medeniyet kendiliğinden gider. Yani doğal olarak kabul edilen bir şeydir. Ben gönüllü olarak, yani insan tabiatı itibariyle medenidir diye kurulmuş olan kaide son derece doğru evet, bir kaidedir. Evet, evet. İnsanoğlu medeniyetten hoşlanır, düzenden hoşlanır, nizamdan hoşlanır. Kaostan, terörden, şiddetten, korkudan, dehşetten hoşlanmaz. Evet. Hocam gerçekten bu da çok önemli. Nitekim Hazreti Peygamber'in rehberliğinde ve liderliğinde kurulan, Medine İslam toplumundan itibaren Müslümanlar hakikaten de bu barış ortamını, huzur ortamını kimi zaman da nüfus olarak gayrimüslimler Müslümanlardan çok olduğu zamanlarda tabii, tabii. Medine başta olmak üzere hatta çoğu ee, kere İslam topraklarının evet, büyük bir bölümünde öyle. böyleydi. Evet. Çünkü Müslüman nüfusu azdı ee, ya. Yani. Evet, yani İslam tarihinde Müslümanların bazı yönleri eleştirilebilir ama bu e, gerçekten de kucaklayıcı olması, hoşgörülü olması Osmanlı'nın sonuna kadar devam etmiştir. Evet, evet. Bu çok önemli bir nokta. Hocam zamanımız da epey daraldı. Ben müsaade ederseniz e, çok çarpıcı benim çok etkilendiğim cümleleri var Sezai Karakoç'un. Onu okumak istiyorum. Onun da sonu sona varmak istiyorum. Kapatmak istiyorum müsaade ederseniz. Tarih ve toplum yanları ister istemez kültür ve medeniyet kavramlarına bitişir. Bundan da çıkan kaçınılmaz sonuç her Müslümanın kültür ve medeniyetine bağlılığı inancının ayrılmaz bir unsuru olduğu gerçeğidir. Kültür ve medeniyetini yaşatmak ise sadece geçmişte ortaya konanları muhafaza etmek gibi müze işlemi değil, siz hep vurguluyorsunuz işte geldi çok çarpıcı. Aynı zamanda aynı kültür ve medeniyetinin çağ içinde de doğurganlığını korumasına çalışmaktır. Evet. Ne kadar çarpıcı değil mi hocam? Yani evet, bu cümleler evet, evet. eğer müze, bir... Müze değil yani evet. medeniyetle ilgilenmek bir, bir tarihi esere bakıp geçmek, geçmek gibi değil. değil. Eğer bir durgunluk varsa yeni bir diriliş çığırını açmak suretiyle uygarlığı ilerleme yönünde kamçılamaktır. Cephede yurdu korumakla yurdun içinde kendi medeniyetimizi gözler önünde tahrip edenlerle savaşmak birbirinden farksızdır. Bu çok önemli bak. Evet. Hı. Yani Vatan gerçekte, hainliğine kadar götürmektedir. Götürüyor. Çağımızda da inanç erleri, ahlak kahramanları, büyük Müslüman şairler, musiki, şinaslar, mimarlar, bilginler, askerler, devlet adamları yetiştirmeyi inançtan ayırmamak diriliştir. İşte diriliş eri olmaktır. Ekonomik stüktür meselesinde sorduğum şeyin de cevabı bu aynı evet. zamanda. Maksat gösterişle ve gürültülü bir biçimde laf yarışı yapmak değil, yeniden kurulacak ve insanlığın içinde bir anıt gibi yükselecek, İslam toplumunu en alçak gönüllü çalışmalarla sessizce ve gösterişsizce, inşa etmektir. Samimiyete i̇şte, işaret ediyor yani. Burası çok önemli. Yok evet. hayır. Çünkü e, şimdi bazı petrol zengini ülkeleri görüyoruz. O kadar çok şatafatlılar, o kadar çok böbürleniyorlar, o kadar şeyleniyorlar ki evet, insan evet. ondan gördükçe ya Müslüman bu mu? bizim dememiz kalmıyor. Batılılar da bunu söylüyor. Yani ya gösteriş. Bunlar, ne Gösteriş budalası. Şatafattan şatafat. Uzak, evet. Sessizce ve ama sürekli bir teviye Aynı zamanda doğal bir şekilde. Evet. Tabii bir şekilde. İnşa edebilmek için de her şeyden önce her alanda inşa edicileri, iptal edicileri yetiştirmeyi namaz gibi, oruç gibi kutsal bir borç bilmek zorundadır diriliş eri. Cihadı sadece savaşta cephede silahla çarpışmak biçiminde yorumlama gibi bir dar ve sınırlı anlayışa saplanmama. Kültür ve medeniyet savaşını da öncelikle borç olan savaş, savaşa katmalı. Daha doğrusu bu tür bir savaşı o savaşın içinde düşünmeli. Yani cihadı savaşa indirgememelidir. Evet. Medeniyet evet. mücadelesini de bir cihat olarak ortaya olarak koyar. Şimdi bu abi. kadar berrak ifadelerle Allah rahmet eylesin Cizayi Bey'im bu kadar berrak ifadelerle medeniyet konusunu vurgulaması bilmiyorum onun medeniyet görüşü üzerine tezler yapıldı mı makaleler evet. yazıldı mı Halbuki bunların yeniden ele alınıp yazılması gerekir. Hocam hem yüksek lisans hem doktora birkaç tez var. Medeniyet. Tabii özelinde yok benim bildiğim. Ben, ben medeniyet manasında ama, çünkü. Ama önümüzdeki süreçlerde ben yapılacağını düşünüyorum. Bu senin bir çalışman olduğunu evet, da biliyorum ben. Evet ben de müstakilen onu hızlandıracağım, bitireceğim. Evet. Hem medeniyet kavramı hem değişim kavramı üzerine tamam. Sezai Karakoç'un. Ee, hocam çok teşekkür ediyorum. Burada evet, tamamlıyoruz ama e, hep e, bir ruhunu şad ederek evet. makamı cennet olsun diyerek e, ee, bu toplantıyı kapatmış evet, olalım. Makamı diye. cennet olsun. Evet. E, güzel insandı gerçekten ve onun umuyoruz ki görüşleri, düşünceleri Diriliş çağrısı bundan sonra çok daha iyi çok anlaşılır Çok olan şey ne var? O da evet bu güzel insanların gidip gerilerinin doldurulamıyor olmazdır. Evet, yani bu en çok üzücü olan budur. Üzücü olan bu. Bir başka şey daha var. Vaktimiz yok olmayabilir ama söylemek istiyorum. Bizim kötü bir alışkanlığımız var. İnsanları öldükten sonra severiz. Evet. Kıymetini hayattayken sevmez evet, evet. ve kıymetini de anlamayız, değerlendiremeyiz Maalesef. İnşallah yeni nesillerde bu durum değişir hocam. Öyle diyelim. Umid ediyoruz. Umid edelim. Evet. Değerli izleyenler. Medeniyet Mirası programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.